Yalı mı? Buyurun. Ya Allah. Otizmle ilgili nasıl Evet, bir tür? Ginkgo biloba değil mi? Ginkgo biloba, evet hocam. Mabet ağacı da deniliyor bu bitkiye. Şimdi iki tane bitkimiz var bizim burada. Bir tanesi Ginkgo biloba'dır. İkinci bitkimiz de Melisa otudur burada. Ginkgo biloba'dan burada bir tutam şeklinde olabilir ya da iki yaprak şeklinde de olabilir. Kaynamış olan bir su bardağımıza atıyoruz bunu. Kısık ateşte bunu 8 dakika kaynatıyoruz. 7 ya da 8 Ginkgo dakika. biloba'yı. Evet. Bunu sabahları Bu içilmesi gerekiyor. Alzheimer'e karşı da unutkanlığa karşı da iyi. Otistik çocuklar üzerinde gayet olumlu etkileri olan. Yani Türkiye florasında olmayan bir bitki ama Türkiye'ye adapte edebiliriz. Anadolu'ya adapte olmayacak hiçbir bitki yok. Allah'ın izniyle. Söylediklerimizde Efendim? çelişmesin. Hayır. Söylediklerimizde çelişmesin Şimdi sonra. bak, eskiden Yeni Zelanda'dan geliyordu kiviler. O Türkiye'de Evet. bir 7-8 yıl gibi bir zaman geçti. Kiviler bizim iklimimize, bizim toprağımıza, toprağın mikrobiyolojik florasına, toprağın inorganik kimyasına uyumlu hale geldi. Bugün siz bir tane Yeni Zelanda kivisinin kimyasına bakın. Bir de atıyorum Orhan Gazi'de yetişen bir kivi veya Bursa'da veya Ege'de Karadeniz'de. veya Karadeniz'de yetişen bakın. Arasında dağlar kadar kimya farkını göreceksiniz. Diyecekler ki bu Türkiye orijinli kivi, bu Yeni Zelanda orijinli kivi diyecekler. En sağlıklı ve en doğru olanı da hangisidir? Anadolu'da yetişen. Neden? Çünkü kivi tropik bölgenin meyvesidir. Tropik bölge meyveleri ananas gibi, mango gibi namütenahi alerjendir. Bunu tükettiğiniz zaman alerjiye yakalanma şeyiniz artıyor, riskiniz artıyor. Yani immün sistem hemen devreye giriyor. İmmün globulinler orada aktif antikor oluşturabilir. Şimdi ama bunu Türkiye topraklarında yetiştirdiğiniz zaman, Anadolu topraklarında yetiştirdiğiniz zaman adaptasyon süreci vardır. Sonra şey yaşamıyorsunuz. Sıkıntı Yaşarız. yaşamıyor. Millileşiyor yani. Peki, bu da güzel bir konu aslında. Evet, şükürü tamamlayalım Tamam. otizm kürünü baştan itibaren. Tamam. Bölmeyeceğiz. İkinci Ginkgo biloba. Evet. Ginkgo bilobayı İkinci atıyoruz. bitki limon Melisa'yı da bir su bardağı içerisine yine atıyoruz burada. Birer tutam şeklinde. Bu da burada yine 7-8 dakika yine kaynıyor. Kısık ateşte yalnız kaynaması melisa. gerekiyor. Sıcakken süzülüp ılıkken içilmesi gerekiyor. Arkasından da birer hafta ara ile havuç suyumuz var. Taze sıkılmış havuç suyumuz var. Bunu kullanmaları gerekiyor. Bir de akşam yatmadan önce bir tatlı kaşığı şeklinde incir çekirdeği yağ kullanılması gerekiyor. Evet. Yani bakın bu incir çekirdeği yağı yaban inciri olmayacak. Gerçekten incir çekirdeği yağı beyin fonksiyonları için, Alzheimer'e karşı, otizmin gelişmesi veya hiperaktivite veya dikkat dağınıklığı, hani attention disorder diyorlar ya, na karşı mükemmel bir Koruyucu. koruyucudur Hüseyin. Onu söylemiş olalım. Evet. Ginkgo biloba'yı sabah içiyoruz. Kahvaltıdan yarım saat önce. Melisa bitkisini ya akşam yarım saat önce de alabilirler ya da akşam yemeğinin 2 saat sonra şeklinde de alabilir. Çünkü Melisa bitkimiz biraz uykuyu da getirebilir. O yüzden akşam yemeklerinden 2 saat sonra alırlarsa daha iyi olur. Evet. Ne kadar mesela bu kürü uygulayalım? Bir ay mı? 20 Bir gün? ay. Bir ay. Bir ay. Senede kaç kere hocam? Kürü. Yani Öyle bir bunu şey var mı? Ben aklıma rahatlıkla gelenleri soruyorum. 4-5 ayda bir uygulanabilir. uygulamalarında fayda var. Peki. Bir de zamanımız var mı otizmle ilgili? 4 dakikamız kaldı. Selülit kürünü mutlaka söz verdik mi yapmak gerekiyor hocam? Haftaya tekrar devam ederiz. Siz zaten konudan Çünkü konuya bu bilgileri tamamlıyorsunuz her hafta hocam. iyi peki. Vakit kalır. Söyleyin hocam, siz selülit kürünü daha Hayır, hızlı geçelim. Selülit yok. kürünü. 4 dakikada anlat. Ancak anlatırız. O zaman Hatta önümüzdeki haftaya değerli yetmez bile. seyircilerimizin müsaadesiyle. Yani oksitosin hormonunu söyleyeceğim. Otistik çocuklarda oksitosin hormonu seviyesi düşüktür. Yani bu gözlemleniyor. Onun için bu neden böyle oluyor bunu anlatmak lazım. Bunun bir de şeyle alakası var. Herkeste aynı değil ama belli bir oranda
işte bu epiduralle doğum yapıyorlar ya. Evet. Yani ne diyorsunuz ona Serpil Hanım? Bayanlar gidiyor ya, sezeryan. Sezeryan. Çünkü orada bir de kesi yapılırken tentürdiyot sürüyorlar ya karına, orada iyot var. Çocuk alınırken vücuduna bir şekilde iyot absorbe ediliyor. Sonra bir bakıyorsunuz işte sezeryanla doğum yapan çocuklarda genelde tiroid problemleri daha çok sık görülüyor bundan. Bir de oksitosin hormonu. Çünkü bebek daha doğuma hazırlanmamış ki, dünyadan haberi yok. Çünkü oksitosin hormonunu beyin salgılıyor, rahim kasları kasılıyor, bebek anlıyor bir şeyler olacak diye. Ama öbür türlü sezeryanda önümüzdeki hafta çarşamba günü gel alalım diyorlar. Ne alacaklarsa, tamam Kezir, bebeğin dünyadan saat haberi veriliyor. Yok. Hocam değil bu mi? Konuyu önümüzdeki haftaya sezeryanında yani bunun üzerine gitmek notumu lazım. Alayım sezeryan. Biraz anlatalım. Karşıt görüşler varsa memnuniyetle onları da dinleriz. Karşı.